mi bağladın başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gırgır şamatası kalaylı. Komiserim acanım, karakolu açalım, romana da zatrat kolay mı? Yaşasın be, işte aynı fırındayım. Ne olur be pembe, ne yaparsın öyle? Ben mi? Hepinizi parmağımda böyle böyle oynatmak için parmaklarımla fırın tutuyorum canım. Zelim, bak lan şu parmaklarıma evdeki gibi hızlı mı anam? Ha? Hızlı abla, hızlı, sen hiç merak etme. Muharrem. Hı? Bu pembe gacısı yine bir numaralar çevirir ama. Dur bakalım, çıkar ortaya be. Allah, sipariler anam, sipariler. Çoğu parmak sipali toplar be. Yerde ne kadar sipali varsa hepsini topladı. Topot gibi be. Kaç kol var bunun? Baba bak, kolları ayrı çalışır, parmaklar ayrı. 10 parmağında 10 marifet bu olsa gerek. Nasıl böyle toplar be? Anam evde gizli gizli para toplama provaları yapar be Fedat. Parmaklarını çalıştır böyle. Ondan böyle hızlı toplar. Hoşça kalın canım. Görüşürüz. Yandık valla. Pembe abla böyle sipari toplamaya devam ederse Alatura'nın yüzünü bile göremeyiz. Yattık yine yattık. Selim, koçum, yavrum, ev sana emanet canım benim. Menekşe gacısı çiçeğe çıkmadan ben bir koşu gideyim anam şunları satayım da geleyim. Vay oynak vay. Ya şuraya bak bir ucu senin. Nasıl da tazı gibi kuştu gitti. Ben hayatta yakalayamam ana. Çiçekler elimde patladı. İçime de uyu abla. Elim kulağımda. Şimdi biri gelir. Anam içini yesin ablan. Ahan da geldi. Oo pembe abla. Canım günaydın. Selim ne haber? Günaydın. Günaydın pembe abla. Günaydın. Gel gel gel. Buyur pembe abla. Şimdi oğlum sen ne biçim erkeksin, ben seni hiç anlayamıyorum ha. Ne oldu pembe abla ya? Daha ne olsun oğlum, yani bakıyorum
Sen hiç romantik değilsin. Şimdi sen romantik olmayınca tabii ki ben sana sultanı vermem. Erkek dediğin açık şöyle romantik olmalı. Tabii tabii, benim gibi. Yani sen romantik değilim diye mi şimdi sultanı vermiyorsun bana Pembe abla? Peki nasıl romantik olacağım ha? Oğlum, insan arada da olsa sevdiğini bir çiçek almaz mı? Ha? Bak şimdi. Bak, beyaz kasımpatı sultanımın en sevdiği çiçektir. Tut oğlum. İyi, ben bunu sultana vereyim. Şimdi bir deste çiçekle olmuyor bak. Bak, Pembe kasımpatı ayrıca sever. Al bakayım. Ha? Çok seviyorum. Şimdi şurada iri sarı papatyalar var, bunlara bayılıyor ana. Al al sen, al. Bir demet daha mor kasımpatı vardır, bunu da al canım. Bu beyaz kasımpatılara bayılıyor. Bak bir tane daha beyaz kasımpatı vereyim. Sarı kasımpatlar için ölüyor, yani ölüyor. Al canım, hele. Hele pembe karanfilleri çıldırıyor. Al bunu da al canım, al canım benim. Bak! Kırmızı karanfillere yanıyor. Al canım. Şöyle koltuğun altına al. Şimdi. Ha, bak bak bak, şansına bir sarı kasımpat daha vardır. Onu da alalım. Şurada maydanoz vardır hele. Maydanoz nerede geldi şimdi? Şimdi en sevdiği çiçek. Pembe abla, biraz fazla olmadı mı ya? Olur mu, en sevdiği çiçek al. Şimdi orada dur. Ha, ben bakayım şuradan parayı da alıyorum. Ha, şimdi aram sen. Götür bunların hepsini sultana ver, bayılacak görecek. Al canım benim cüzdanını. Çok sevinecek be. Bayılacak şimdi aslanım sultan! Benim. Sultan! Şahanem, şahanem bak sana çiçek getirdim. Ay Ferhat çok romantik be. Her çiçekten de almış. Kız şunlara bak be. Çok güzel. Ay romantiktir benim abim be. Senin dayın gibi kazma değildir. Aşk olsun Fatoş. Harcarsın beni bozuk para gibi. Bu kadar çiçek biraz fazla değil mi be Ferhat? Ne fazlası be kızım? Nerede çıkarırsın fazlayı? Ulan romantiktir. Seni sever, benim çiçekleri alır getirir sana verir. Şimdi. Şşt. Kara ay, çocuk. Ay. Siz çiçekleri verdin. Haydi anam naş. Ya bir sen hep ben abla ya. Sultan'la iki çift laf etseydin. Laf ederse ay, mahallede çok laf oluyor. Sultan evi erkek alır derler. Haydi canım yalan. Ya ben abla bir saniye ya. Ay. Ay. Şimdi. Ver bakayım kız sen onları sen bana. Kız ona ne yaparsın be? Benim çiçeklerim bunlar. Ay Ferhat bana aldı bunları. Saksıya koyacaktı. Kızım. Deli deli konuşma. İç sermaye kız saksıya konur mu kız? Yazık olur, ver şunu bana. Ben onları götürürüm anam. Tekrar satarım ha. Ya al be al. Değeri vardı bunların benim için. Sen anlarsın. Kızım benim için de değeri var. Para demektir, bilir misin ki? Haydi canım benim haydi. Haydi. Bu abla malum kadın valla. Ferhat, oğlum gidiyor musun? Dur bekle anam, geliyor. Ya yine ne oldu Pembe abla ya? Şimdi bak bir şey olmadı oğlum, başka çiçekler var, ister miydin? Aşk çiçekleri taze geldi. Bunlar benim demin sultana verdiğim çiçekler değil mi? Yok oğlum, nereden çıkardın yani? Emneci demişler, çiçek kalkar çiçeğe benzer demişler. Ay yanık vay. Aynı çiçeği iki kere satacaksın bana ha? Sen bana baksana be. Benim kerize benzer bir halim var mı ha? Yok mudur? Dön bakayım şöyle yerine. Hani açık benziyor gibisin. Ya hadi Pembe abla hadi ya. Yolun açık olsun. Zaten Alatura parası da kokartmıyorsun artık. Hadi be. Bu gece de bütün Alatura paralarını toplayacağım. Siz ala, para ala. Toplayamayacaksınız Allah'ın ala. Kerizleri. Ana bu Madiden romanlar nerede kaldı? Onlar sahneye çıktılar ana. Öyle mi? İyi. Haydi kızım biz de geç kalmayalım. Elimizi çabuk tamam. Tutalım. Ayşe getir şu kafamın örtüsünü. Tamam anne. Haydi ver. Gel 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 gel. Allah Muharrem abi şurada dur, yolunuzu kapatın. Tamam tamam. Gel, 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 gel. Bu yapıştırıcıyla sandalyeyi iyice yapıştıralım. Sür. İşte böyle. Kapağı kapağı. Aliş kapağı al. Aliş kapağı al. Sür be sür. Sür.
sür 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 sür. Biraz sür. Çevir çevir çevir. Çevir çevir. Dur çevir. Ben bir üstüne oturayım. Tamam. Ağırlığından yapışır zaten. Tamam tamam tamam. Ala kalk. Ala kalk. Kalk kalk kalk. Kalk ala kalk. Tamam. Biraz da şuraya sür. Sür sür. Sür abi sür. Pembe şimdi alatura parası toplasın da görelim bakalım. Büyük şimdi biter Ali. Şş, hadi herkes yerine gitsin, vaziyeti çaktırmayalım. Tamam tamam tamam. Hadi hadi hadi. Geç geç. Ali çalgıları getir hadi. Tamam. Tamam. Geliyor Tüsü Bey, oturamazsın oraya. Niyeymiş o? Niye oturamıyormuş oraya o? Bebeğim nasıl oturur be? Bu sandalyede her zaman büyük saz üstadı, musikimizin nadide icracısı Pembe oturmaz mı? Tabii oturur. Oturur da. Buyurun üstadım, oturun buyurun. Addini bil, addini. Addini bil ulan. Buyurun. Addini bil. Hadi başlayalım bakalım. Hadi başlıyoruz. Son, iki, üç, dört. Şoförüm hamil şoför. Şoförüm şoförüm hamil şoför. Buyur Şipşak Ethem abi. Bak bakalım ne diyorsun. Çok duygulandım Ethem abi. Bugüne kadar hiç kimse bana böyle bir evlilik teklifinde bulunmamıştı Şipşak. Saçmalama be. Senden ne alakası var? Yarın sabah Pembe'ye evlenme teklif edeceğim. He? Pardon abi. Yüzüğün taşını görünce aklım uçtu şerefsizim. Ne zırvaladığımı bilmiyorum Şipşak. Yetişmiyor gerisine. Yetişmiyor gerisine. Altılıyı bulamazsam uçlanırım bizine. Hiç boşuna heves etmeyin canlarım. Gene size alatura parası toplatmayacağım ben. Anam ne oluyor gene? Ne oldu bebe? Kucu sandalyeye mi sıkıştı yoksa? Kalkamıyorum anam. Yapışmışım sandalyeye. Alçak küfteler. Bana tuzak kurdunuz öyle mi? Nedir uyanık zannettin değil mi? Ne haber keriz? Anam bütün alatura paraları gitti. Gözümün önünde paralar gidiyor. Sultan Selim. Bırakmayın paraları onlara. Sen hiç merak etme ana. Onları yar etmem. Yapıştırdılar bu komisandaya. Geçin artık. Komiserim abi, bunlar da şikayetçiyim anam. Vurma başıma ya. Esas ben şikayetçiyim komiserim. Ya komiserim, biz de şikayetçiyiz. Susun! Oo Pembe Hanım, artık karakola da tahterevallı mı geliyorsunuz? Aşk olsun komiserim. Tahterevallı kim? Ben kim? Ayrılıyor gibi tahterevallı ile gider şapmaya. Görüyorsunuz değil mi komiserim? Bunda neden romanlar? Hem sandalyeye Japon yapıştırıcı sürdüler. Biricik bu sandalyeye yapıştırdılar. Hem de benimle dalga geçiyorlar. Şikayetçiyim hepsinde. Hem bunlar da şikayetçiyim. Hem de Japonlar da. Gülmeyin, gülmeyin. Oh. Ay, ne vuruyorsun ya? Sen misin bize vuran? Kaldırın arkadaşlar, kaldırın. Hayır, hayır, yandım yandım. Kesin çabatıyı. Yavaşça indirin bakayım Pembe'yi. İndirin benim. Oğlum ne yaptınız ya? Ben size atın demedim ki. Yavaş yavaş indirin dedim. Pardon komiserim, öyle mi dediniz? Biz yanlış anladık komiserim. Komiserim, görüyorsunuz değil mi? Bana ne zulümler yapıyorlar. Anam bunların yaptığını boş yapmaz adama. En biricik hem de kellim zarar gördü, şikayetçiyim. Ay yesinler seni biricik. Pek de kıymetliymiş aspam. Susun! Bu mübarek günde delirtmeyin beni. Çıkın dışarı, çıkın. Çıkın. Çık. Komiserim çıkın demesi kolay. Benim
sandalyeden nasıl çıkayım? Götürün şunu. İyi günler komiserim. İyi günler. Ne diyorsunuz ha? Ethem Pembe'ye evlenme mi teklif edecekmiş? Uydurmuyorsun değil mi ha? Uydurmuyorsun. Yeminle abi. Yeminle. Ethem abi dün gece kendi ağzıyla söyledi. Yarın sabah Pembe'nin kapısına dayanıp evlenme teklif edeceğim dedi. Olmaz kardeşim. Pembe hayatta kabul etmez. Öyle deme abi. Bir yüzük almış görsen dünyanın parası. O yüzük için ben bile evlenirim Ethem abiyle şimşek. Yapma ya. Sadece yüzük olsa gene iyi abi. Başka hediyeler de götüreceğim dedi. Bu sefer kesin nikah basacakmış Pembe ablaya. Allah! Pembe elden gidiyor. Pembe elden gidiyor abi. Sakin ol Pembe. Sakin ol, sakin ol. Ne duruyorsun abi? Sen de hediyeler al. Dayan Pembe ablanın kapısına. Evet abi, evlen benimle Pembe de. İyi de hangi parayla hediye alacağım kardeşim? Sen. Buldum. Tabii ya, tabii. Ne diye beter? Pembe'yi yar etmem kimseye kardeşim. Kimseye yar etmem. Dayan Pembeciğim, aşkım geliyorum. Geliyorum. Allah Allah. Mahallede yeterince deli yoktu zaten. Bir de bu çıktı başımıza. Tamam. Kaybolunlar. Hadi. Tamam. Yürüyün gidin. Hadi. Yürü. Pembe. Kapıyı aç Pembe. Pembe aç kapıyı. Pembe. Aç kapıyı. Hayırdır Ethem? Gel Pembe. Gel. Otur şöyle. Geç buyur. Ne olur be Ethem? Ethem. Hayırdır zabana. Uyuz köpekleri gibi kapıma ne geldin? Bunlar ne? Kız ona ne olur be? Ay bu eşyalar nereden çıktı? Ben getirdim hepsini. Şey hediyesi. Ne hediyesidir? Evlilik hediyesi Pembe. Pembe benimle evlenir misin? Ana yüzüğe bak. Elmas mı bu? Ne dersin Pembe, evlenir misin benimle? Ay ne yapsam bilmem ki. Herif bir alta benzemez ama yüzük çok güzeldir kız. Kızım kendine gel. Sırf yüzük güzel diye sevmediğin biriyle evlenilir mi? Evlenilir, evlenilir. Sevmek şart değil. Kızım bu yüzük bildiğin yüzüklerden değildir. Bak bu yüzük yüzüklerin efendisidir. Şuna bak. Şu mübareği taşına bak. Gözlerimin yani şeyine bak yaşına. Kızım delirdim ben. Sen ne dersin saçmalama. Kız yüzük aklımı aldı başımdan. Ben ne dediğimi biliyor muyum? Kıymetlimiz efendimiz. Benimle evlenirsen yüzük senin olur Pembe. Yani şimdi sen bu yüzüğü sadece ve sadece seninle evlenirsen mi veriyorsun? Yani evlenmedik yüzük yoktur öyle mi? Evlenirsek bu hediyeler evlilik hediyesi olacaktır Pembeciğim. Ortada evlilik yoksa evlilik hediyesi de yoktur doğal olarak. Ay ne yapsam kız bilmiyorum ki ben ne desek. Sen çekil bakayım şöyle. Hayır de Pembeciğim, hayır de. Bu saf ve temiz aşkımız için hayır de. Sen galiba oradaki yüzüğü görmedin bak. Sen de bu kürkü görmedin galiba Pembeciğim. Allah'ım kül. Ay en sevdiğimden ayı pustu. Ay canım. Evet, ay canım evet. Kurban ay, olsun evet. Pembe bak, sana. Bak bu eşyalar da senin. Ay mantıküreyim senin eşyana be. Şu kürkün güzelliğine bak. Ayrıyeten arabanın yanında bunların lafı mı olur Pembeciğim? Ne arabası? Ne arabası dedin? Bak. Sana aldım bunu hediye. Ne? Araba mı abi? Araba mı abi? Kurban olurum sana be. Sen ne güzel adamsın. Gel bir seni öpeyim. Ay canım. Öp Pembeciğim öp bir daha. Aa. Kıskananlar çatlasın. Tövbe tövbe. Şşş yine. Sen topla pılını pırtını. Naş canım haydi. Hadi yürü taş arabası. Gel evet, Pembeciğim gel. Vallahi kürkü çok yakıştı ha. Kürk mantolu Madonna evresini Pembeciğim. Nene ben çıkıyorum var mı bir isteğin? Benim ne isteğim olur oğlum? Sizin sağlığınız. Melekçi. Gördün mü türküme bak kız arabama bak. Kız Melekçi. Önde var mı kız? Aa üstüme iyilik sağlık. Pembe delirmiş gene araba delirmiş. Görsün, görsün, şuna bakalım hadi. Görsün. Hadi al hadi. Kız, kız oyna. Bak benim arabam var. Benim kurküm var. Çapkam var anam. Senin var mıdır?
Ben aldım ben. Hediye. Allah seni kahretmesin gürgüsüz gacı. Kafandaki de beyaz sicap mı? Dikkat et de kafama pislemesin ha. Kurptür. Allah'ın cahil kızarası. Kurptür. Gürmemiş ki anam ömründe ne demişsin. Nereden bilecek pembeciğim? Ya ben baba kızma ama çok komik olmuşsun ya. Zengin olmanın neresi komiktir canım benim? Kıskançlıktan öyle değil. Çatla, çatla, çatla. Çatla, çatla, çatla. Çatla. Ala, ala karışma. Ala. Aa, bak Şahin'im burası boş. Fark etmez. Allah Allah. Ne oldu Şahin'im ya? Suratın mahkeme duvarı gibi. Doğru söyle Ferhat. Sen beni sever misin? Ne biçim soru bu Şahin'im? Severim tabii, bilmez misin ya? Benim için dünya bir yana, sen bir yana. Çok güzel. Peki benimle evlenmek ister misin? Hayatta her şeyden daha çok isterim. Peki bana kavuşmanın yolunu, anamdan geçtiğini bilmez misin? Anama yalakalık yapıp sevimli görünceni tutar kavga çıkarırsın. Bu nasıl sevmek be? Biz mi çıkardık kavga Şahin'im ya? Hem anan öyle ay gibi giyinip... Oh, ay! Terbiyeli konuş adam hakkında. Kaynanan olacak o senin. Edepsiz. Pardon Şahin'im. Yani kürkü giyip gelince demek istedim ben. Hem unutma ki kavgayı da anan çıkardı yani. Niyetli konuşturma beni lan. Dün gece anamın sandalyesine damga anan mı sürdü peki? Doğru. Bak o bizim kabahatimiz işte. Peki Ferhat. Sence anam sandalyesini... yapıştıran birine kız verir mi? Yoksa bizim geleneklerimizde böyle bir şey var da benim haberim yok. Çok haklısın Şahin'im. İşte eşeklik ettim biraz ya. Biraz mı? Tamam tamam. Bayağı bir eşeklik ettim Şahin'im. Ha şunu bilirim. Bir şekilde anamın gönlünü al. Artık hediyemi alırsın, ne yaparsın ben bilmem. Ondan sonra da yarın sabah gel beni ister ha. Tamam Şahin'im. Tamam. Önce pembe alın gönlünü alacağım. Sonra yarın sabah gel. Oy! Hemen sınaşma be. Şu elimi öp lan. Narım abi. Hı. Kutsal ışık. Far. Selam. Merhabalar. Merhaba Beter abi. Hı. Hayrola Ferhat. Durgun sular gibi durgunsun. Ne oldu kardeşim? Ya sorma be abi ya. Ya Pembe ablanın gönlünü alabilmek için bir hediye almam lazım ama ne hediye alacağımı bilmiyorum. Hiç boşuna heveslenme güzelim. Hiç kimse benim hediyemin üzerine hediye alamaz Pembe. Hakikaten be Beter. Sen hangi parayla aldın arabayla kürkü hala aklım ermez ha. Yok be abicim, bende para ne gezer. Araba kiralama servisinden kiraladım arabayı. Vallahi ben anlamıştım büyük kağıt olduğunu. Ya kürkten peki? Ya Beyoğlu'nda filmleri kostüm kiralayan bir yer var. Gittim ben yönetmenim dedim. Filmim için bir kürk lazım dedim, aldım geldim. Adresi de yanlış verdim. Kerizler şimdi beni arıyordur. Ya var ya. Şeytana pabucunu ters giydirirsin vallahi Beter'e. Ters mi giydiririm? Sen öyle san. Pabucunu araklar yanın ayak gönderirim şeytanı ben. Ne diyorsun sen? Tabii ya, buldum. Ne buldun? Ben ne hediye alacağımı buldum Pembe ablaya. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne hediye alacağım be Ferhat? Bize de söyle Şipşak be. Üşüdüm, üşüdüm, ah. Abinim canım, üşüdüm. Dur. Kürkünü giy, kürkünü giy, abinim canım, kürkünü giy. Kürküm yok, kürküm yok, ay abinim Allah. Canım, kürküm yok. Kürküm yok, iyice delirdi bu kız. Canım, kızım bari evde giyme şu kürkü. Evde giymesim canım, size nasıl ava atarım? Allah'ım sen bu kızın havasına suyuna akıl ver. Yanlışım varsa düzeltin ama ablam gece de kürkle yatar şimdi. Ya neyle yatacağım, pijamayla mı? Salla, siz de bir garipsiniz ha. Biz mi garibiz? Beter geldi herhalde. Beter! Geliyorum canım. Aman koş koş, belki pomponlu kürkü tehlike getirmiştir. Ne oluyor canım? Sana bu kameralı cep telefonunu hediye ederkenki mutlu ifadeni filme çekmek istedim Pembe abla. Şimdi ben yanlış mı duydum, hediye mi dedin? Evet Pembe abla, hediye. İnşallah aramızdaki buzlar erir artık. Ne buzu oğlum? Buz yok ki aramızda. Ben de seni çok severim biliyor musun? Nereden çekiyor bu canı? Bak çevir şöyle Pembe abla. He. Suratını şöyle. Şuraya. Şuraya. Bak bakalım. Şuraya. Bak lay laylum. Benim kameralı telefonum vardır. Bir de şöyle profilden alayım.
Eskiden artist gibi gacıydım. Şimdi kamerada oldum. Tam artist oldum. Ya Pembe abla ya. Belki yanınıza gideriz Pembe abla. Gel, gel. Ben gidip kendimi çekeyim, bekliyorum. Bay. Bay bay. Bay bay canım. Bismillah, ne oluyor be? Kız ana, sen hakikaten kürkle mi yattın? Bir garipsin ha. Çok konuşma. Git hadi şu kapıyı aç. Kim geldi bak, bak bakayım. İyi. Ne var? Ne gülüyorsunuz? Hiçbir kürkle yatan karı görmediniz ömrünüzde. Görmedik vallahi. Ne yalan söyleyeyim. Baba. Baba gül bakayım canım. Budur. Allah'ım sen bu gacıya akıl fikir ver ya. Sen fazla konuşma orada. Gel şu yatağı topla kalk. Yürü, yürü. Ay hoş geldiniz. Şunları bir koyuvereyim. Yeni mi kalktınız kız Fadoş? Çekil kız. Günaydın Pembe abla. Hayırlı sabahlar. Oo, hoş geldin. Hoş bulduk buyur, Kadir Bey. Geldim, geldim. Şeref verdin, gel. Şöyle geçin. Anamın ellerinizdekiler nedir? Öyle lokum mudur? He, lokum var, şeker var, çikolata var. Hepsini de getirdik size Pembe. Aferin. Ne güzel yapmışsınız. Dur ben onların bir fotoğrafını alayım anam. Canlarım benim. Ver anam dur. Ver canım. Ver canım. Dur çekeyim. Ver. Ben senin sultan. Dur. Ver canım. Ver geç. Kız lokumcu dükkanımı açsak anam ne yapsak? Sırf bu saftilikleri satsak yeter. Aksana kız memleketteki tüm lokumları toplayıp buraya getirmişler. Ya kız ana ayıp ya duyacaklar. Ha, duysunlar bir. İyi canlarım. Ay anam dur. Burada kalmış bir tane be. Şimdi bu gelişinizi ben neye borçluyum? Dün gece yarın sabah geleceğim demiştim ya Pembe abla. Pembe abla. Öncelikle Cumhuriyet Bayramınız kutlarız, kutlu olsun. Sağ ol canım. Sizin de Cumhuriyet Bayramınız kutlu, kutlu olsun. Pepeciğim, Cumhuriyetimizin kurulduğu bu mübarek günde hayırlı bir iş yapalım dedik. Ayrıla canım. Topluca intihar mı edeceksiniz yoksa? Çok komik. Öyleyimdir, uyum kurusun. Kızım sen de gülsene, bak ne komik konuşurlar. Allah'ın emri peygamberin kavliyle sultanı Ferhat'a isteyelim deriz. Bak bugün bayram günüdür Pembe. Sevenlerin de gönülleri bayram etsin be. Anam siz benimle dalga mı geçersiniz? Yani Cumhuriyet bayramıdır diye kız istemeye geleni de anam bir tek sizde görüyorum maşallah. Ne dersin kızım, olur mu bir iş? Valla kısmet ana ben kızı veririm. verir misin? Veririm de. Oğlum adetler bırakmıyor. Nasıl yani? Şimdi kızım ben seni versem hiç iki bayram arası düğün olur mu? Bizim adetlerimize sığar mı? Hangi iki bayram Pembe abla ya? Hangi iki bayram ya? Oğlum Cumhuriyet Bayramı'nla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın arasına geliyor sizin istediğiniz düğün. Olmaz. Değil mi kısmet ana? Uğursuzluk getirir. Ya sen bizimle dalga mı geçersin be Pembe? Bakar Esrar abi. Asıl siz benimle mi dalga geçersiniz? Defolun gidin be. Cumhuriyet bayramı diye kandırıp elimden kız alacaksınız ha? Defolun ya canım, yemezler haydi naş. Gidelim be Ferhat, bu işin olacağı yok. İyi lokumlarımızı alalım canım. Telefonu ver, telefonu. Ver şu telefonu be. Ver ben telefonumu vermem. Şimdi ben kendimi çekiyorum. Aldım bir adaldım. Allah Allah. Hadi defolun. Nene sen ne duruyorsun burada? Hadi yürü kalk. Bırak onu. O bayram değil, benim cumhuriyetim. Ya bırak ya, hadi nene kalk yürü. Dur. Geldim. Beni acet güzelim, nefes alsan kalk. Hadi yürü yürü yürü. Hadi. Bir daha. Kalk şu çiçekleri sepetime koy, çiçek sepetime. Hayrola Ethem abi, ne bu halin? Karadeniz'de gemilerin battı. Daha beteri ver işte. Beter yaktı beni.
Dünyanın parasını saydım ben bu yüzüğü. Elimde kaldı. Niye ki abi? Gitmiş bir araba almış. Yetinmemiş. Çok da güzel bir kürk almış. Pembeyi kürkle kandırdı. Benim anlamadığım Peter o pahalı hediyeleri hangi parayla aldı? Almamış ki abi. Nasıl almamış? Ne dersin sen Hüseyin? Abi benden duymuş olma ama arabayı kiralamış. Ha, kürkü de filmcilerden kiralamış. Değil mi Nuri? Öyle abi. Dün gece kendi ağzıyla söyledi kahvede. Nasıl kiralamış yani? Abi Beyoğlu'nda filmcilere kostüm falan kiralayan bir dükkan var. Beter kendini yönetmen diye tanıtmış adamlara. Film çekeceğim. Şu kürkleri bana kiralar mısınız demiş. Vay çakal vay. Filmciler şimdi kürkleri geri almak için her yerde Beter'i arıyorlar. Ama hayatta bulamazlar. Çünkü Beter yanlış adres vermiş adamlara. Öyle mi? Sen şu kostümcülerin adresini ver bakayım bana. Şuna yaz. Yazayım abi. Edim abi. Hani ben hep senden yanayım. Abi hani yanlış olmasın abi. Sağ ol canım sağ ol. Güleceğim ben seni. Seni de. Kızım. Kürkle çiçeğe çıkma bari be. Çok abuk oldun kız. Kıskanma be. Ver şunu. Anam insan güzel olmazsın kızı bile kıskanıyor. Şu anam olacak iş değildir ha. Haydi gülüm. Ay, bu da babayım de geldi. Pembeciğim. Kürkünü giymişsin yine. Çok güzel olmuşsun valla. Arabanı yıkattım getirdim pembeciğim. Buyur anahtarlarını. Sağ ol canım. Ama çok da uğurma. Başıma çıkıyorsun ha. Çok şakacısın Pembe. Ne zaman evleniyoruz Pembe? Sen ne zaman istersin? Hemen. Sen de ana yangından mal mı kaçırıyorsun? Ben şöyle bir müddet nişanlı kalayım diyorum. Anlarsın ya pek bir şey yaşayamadım daha önceleri. Tamam. Ver çiftleri Pembeciğim. Ver canım. Ver. Anahtarı da al. Gel alalım. Kapıyı aç geliyor. Gel. Gel gel. Gel. İşte sizin sahte yönetmen. Kürkleriniz de o kadında bakın. Gel. Hadi. Ali Bey bakar mısınız? Allah kostümcüler. Hani yönetmenin sen? Yönetmenim abi yemin ederim. Bize verdiğin adres de yanlış çıktı zaten. Yapma ya. Hanımefendi şu kürkü lütfen çıkartır mısınız? Verir miyim oğlum? Onu bana Beter Ali aldı. Hediyesidir onun bana. Hanımefendi bu adam müşkiyatçının teki. Ne? Biz kostümcüyüz. Filmlere kostüm kiralarız. Bu adam yönetmenim deyip bizi kandırdı. Kürkleri kiraladı bir daha da geri getirmedi. Doğru mu derim bu? Pembeciğim izah edebilirim. Bırak. Bırak izah et de bana. Şunları. Al kürkünü falan aldı istemem hadi git. Ah. Demek sen bana üç kağıt yaptın. Bu araba da mı kiralık yoksa? Biraz. Bu işin birazı mı olur saktekar? Pembe yapma. Pembe yapma. Seni kahretmesin. Sen beni yaktın rezil ettin. Üçkağıtçının biri ihbar etti beni kesin. Yoksa nasıl izimi bulacaklar kardeşim? Abi sen de yerinde rahat durmuyorsun ki ama ya. Bir gün bir emaneti boşalacak üstüne o zaman eve diyen rahata kavuşacaksın. Allah korusun o nasıl söz söyle Ferhat'cığım. Şeytan kulağına kurşun. Allah Pembe dön görmesin beni. Dur. Anam ne yapayım? Lan bırak çantamı. Çanta. Ne oluyor ya? Yettim Pembe. Pembe abla. Ne yaptın Pembe ya? Pembe abla ne yaptın? Öldürdün mü çocuğu be? Ben ne yaptım? O kapkaç yaptı. Ben sadece çantamı aldım. Ölmüş mü galiba? Nefes almıyor. Ölmüş mü? İyi bak. Tamamen ölmüş mü? Tamamen ölmüş diye bir şey var mı Pembe ya? Taksitle ölen gördü mü sen hiç? Aman bir ben ne dediğimi biliyorum ya. Şok oldum ben zırhım. Ambulans çağırın, polis çağırın. Çabuk hadi. Yok. Sadece ambulans yeter. Polisi boşu boşuna yorma şimdi. Gel. Hanımefendi, sen arabaya gider misiniz? Ya. Beni araba tutuyor biliyor musun? Ben arkadan gelirim lütfen. Yürüyerek. Yapmayın be. Hadi lütfen zorlu çıkarmayın arabaya dönün.
Pembe, merak etme, seni yalnız bırakmayız. Herkesi toplayıp geliyoruz. Hiç merak etme, arkandayız. Sanık savcılıkta alınmış bu ifadesini tasdik ediyor mu? İşte abi, sanık kim oluyor? Dinle. Sen misin? Bak abi, sana diyor Hakim abi, cevap versene. Lütfen susun. Ama ayıp oluyor adama. Hiç iplemiyorsun. Sanık ha. Sensin hanım. Ben mi oluyorum? Ay, şaka yapıyorsun Hakim abi. Tipinden belli. Sen şakacı bir adamsın. Valla boşuna da hani Cem Yılmaz'a benzemişsin ha. Ciddi ol hanım, mahkemedesiniz. Pardon Hakim abi ama ben suçsuzum. Ne demek ben suçsuzum? Darp ettiğin adam komaya girmiş. Komaya mı girmiş? Anam girecek daha iyi bir yer bulamamış mı? Şimdi sen bir yere gidecek olsan gider de komaya mı girersin? Allah'ın salağı. Ben olsam gider bir kooperatife giderdim. Hiç olmazsa bir evim olurdu değil mi canım? Abuk subuk konuşup da benim sinirlerimi bozma hanım. Adamı itmeseydin komaya girmezdi. Buldu. O benim çantamı kapkaç yapacak. Ben de buyur kaçır, ayağına sağlık, koş diyeceğim, öyle mi? Adalet bu hakim abi. Soruşturma nihayet erene kadar tutuklusunuz. Ceza ve tutuk evine nakledileceksiniz. Şaka. Kesin şaka yapıyorsun. Şimdi ben nereye sallıyorum? Abi buraya mı? Ha, oraya. Ya bırakın. Ne yaparsınız be? Ya hakim abi yanlış söyledi. Şaka yaptı, ben hapse girmem oğlum. Ay, şakadan anlamıyorsunuz. Bırakın beni be. Ay. Of. Ay. Dinç arabaya dedim. Uğraştırma. Ay, kız hanım. Ben bağlamam. Ben bırakın. Oradan anlıyorsun. Biterle Ferhat her şeyi gördü. Benim ablam karıncayı cidmez be. Ay. Anneciğim. Kurban olsun ara sana. Ya Pembe çok iyi bir insandır be. Abi. Bırakın Pembe'yi. Onun hapse girmesine gönlüm el vermez. Onun yerine beni götürün abi. Heh, bak. İşte onu götürün. Bu gönüllüdür. Gel gel canım, gel. Ne yapıyorsun Pembe ya? Ne yapıyorsun? Bırak ya. Gel canım buraya. Ben lafı geliştir söyledim ya. Gel dedim. Bırak. Üzüme Pembe abi. Hep yanında olacağız. Canım benim. İnşallah çıkacaksın Pembe abla. İnşallah. Sana avukatların en kralını tutacağım Pembe. Merak etme. Sahibi dersin. İnşallah. Gidiyorum ha. Hadi artık, hadi. Dur hadi. Oğlum bir döneyim de öyle bileyim. Anam gidiyorum. Giderim ha. Canım Sultan. Kızım. Şuraya bak. Adalet mi bu be? Üzülme Şahanem. Her şey yoluna girecek. Ya anam hapishanetle yapamaz be Ferhat. Yapamaz. Geç bakalım. Allah kurtarsın. Seni de canım. Sağ ol. Merhaba canlarım. Merhaba canım. Şöyle geçeyim bin. Ha. Anam nasılsınız inşallah? Kusura bakmayın ha. Gelişime haber veremedim. Biraz ani oldu. Anam kız bırak toplama bir. Yüce Ali'dir anam, ne olacak? Hepimiz aynıyız zaten. Hem ben zaten fazla kalmayacağım. Bir çayınızı içer kalkar giderim ha. Anladım. Siz pek konuşmayı sevmiyorsunuz. Allah kurtarsın. Amin anam. Amin amin. Bunlar ne böyle bir biraz da? Yoksa lan bunlar Türk sanat müzik karılar tokorosunu mu tutukladılar? Ne yaptılar? Anam şurada rahat bir yer var. Yoruldum da. Ben orada bir çökeyim o şurada. Ay canım ablacığım benim. Ne güzel şişlerim var. Tabii hapiste örgü örüyorsun ablacığım. Tabii doğrudur. Yani hapiste başka değil. Nasıl gün geçir değil mi? Ne örgüsü be? Adam şişliyorum bunlarla adam. Hmm. Öyle mi oluyor? Şişli tabii. Ay şişine sağlık. Milletin ne enteresan o bilir oluyor anacığım. Karı boş vaktinde canı sıkılmasın diye adam şişliyor iyi mi? Boş oturmaktan iyidir gene de. Abla, şu duvardaki çiziklere bakıyorum da maşallah. Hapishane günlerin dolmuş. Yakında, yakında Allah'ın izniyle çıkıyorsun. O çizikler gün sayısı değil ki. Değil. Ne sayısıdır canım? Hapiste şişlediğim adam sayısı. Ha. Öyle mi maşallah? Bu kadar adam yani sen şişlediğine göre anam... ...sabahları bayağı erken kalkıyorsun. Ha. Şaka. Şakadır. Birincisi şakadan hiç hoşlaşmam.
İkincisi ya yatağımdan kalk ya da şu kalemle bir çizik daha çizeyim duvara. Yok yok, çizik atma. Yorulma, seni acil kalkış yaparım, beni anımsıyorum. Ha şöyle. Hadi şimdi git tuvaletleri temizle. Tabii. Sen nasıl Emre, emrin olur senin. Merak etme, ben öyle temizlerim ki. Bal dök, yalı olur. Ne yani yapacağım ben, ne yapacağım? Pardon, ben o manada demedim tübe. Neyse, ben daha fazla batmadan gitsem iyi olacak hanım. Bence de. Eyvah, ben nasıl bir yere düştüm böyle. Bittim anam, ben bittim, bittim. Ya şu başımıza gelene bak ya. Allah'tan reva mı bu be? Ablam suçsuz yere hapse atıldı be. Üf, en çok da ona canım sıkılır ya zaten. Sultan. Kız anan yoktur şimdi sizin başınızda. Bir şeye ihtiyacınız olursa çekin be, gel söyle ha. Sağ olasın be Melekcan. Ya siz olmasanız ne yapardık şimdi? Ne demek kız? Zor günümüzde birbirimize destek olmayacağız da ne zaman olacağız? İnşallah en kısa zamanda çıkar Pembe abla bey. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hastaneden geliyorum. Ne oldu? Kapkapçı kendine gelmiş mi? Maalesef hala komada. Allah korusun ya. Ya adam ölürse anamı sütsüzleri yıllarca hapis yatıracaklar. Aman meşanem, en kötü şeyi düşünme hemen ya. Gidip komiserime danışalım ya. O bilir bu işleri. Heh, çok doğru be. Hadi gidelim. Yürüyün. Ha, hadi. 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 Hiç canınızı sıkmayın. Pembe ilk duruşmasında çıkar dışarı. Hakim iki şahit dinlesin yeter. Pembe'nin şahidi var değil mi? Var komiserim. Biz şahidiz komiserim. Pembe'nin çantasını kapkaç çattı adam. Olay tamamen kazayla oldu komiserim. Tamam o zaman. Hiç canınızı sıkmayın. Pembe nefsi müdafaa yaparken bir kaza olmuş. Hemen çıkar. Oh be komiserim. Vallahi yüreğimize su settiniz. Verin şu mübarek elinizi bir öpeyim. Ben de öpeceğim komiserim. Ben de öpeyim. Öpeyim komiserim. Öpeyim. Yapmayın. Öpeyim komiserim. Tamam tamam. Çekilin. Çekilin. Tamam. Çekil. Tamam. Biz de anama kötü bir şey olacak diye çok korktuk komiserim. Hiçbir şey olmaz. Evinize gidip bir güzel dinleyin. İyi günler komiserim. İyi günler komiserim. Hadi iyi günler Salih. Hadi. Salih bay bay. Şu habere bakın. Eli başalı kadın evlilik yıl dönümünü unuttu diye kocasını gece vakti evden kovmuş. Elif ne yapmış? Ne yapacak? Sabaha kadar pijamayla donmuş dışarıda. Keriz, insan hiç evlilik yıl dönümünü unutur mu be? Hakikaten ha, olacak iş mi ya? Sahi, sizin Menekşe'nin evlilik yıl dönümünüz ne zaman? Allah, evlilik yıl dönümümüz yarın. Nasıl unuttu be? Az önce sen birine keriz mi demiştin Muharrem abi, yoksa bize mi öyle geldi Şimşek? Yarın gece Muharrem abiyi mahallede pijamalarla gezerken görürseniz sakın şaşırmayın. Kes şabatayı be, dalga geçmeyin. Ne hediye alacağım ben şimdi Menekşe'ye? Daha yeni vergi yatırdım, para da yok. Para bulmam lazım biri bir yerde be. Evet beyler, burada burada. Ne burada? O kağıt ne be Beter? Yarının altılı kanyan kuponu. Var ya, şahane para kaldıracağım bu kuponla. Cidden para kazandırır bu kupon be. Yazdığım atlar gelsin. Balyayla kazanırım, ne diyorsun sen be? Hadi ya, dur bakayım. Şey, beni de ortak eder misin kupona? Çok paraya ihtiyacım var. Melekşe'me evlilik yıl dönümü hediyesi almam lazım. Madem öyle, at bir beş kağıt ortak ol o zaman. Yaşa be Beter, bir tanesin sen. Para verir değil mi bu kupon? Atların hepsinden eminim Muharrem. Bir tek Nergis Hanım diye bir at var, onun orijinini bilmiyorum. Duan Nergis Hanım kazansın yarışı. O zaman para oluk gibi akar be abi. Allah'ım, ne olur Nergis Hanım kazansın, ne olur. Yaşı. Kara Ali geldi düğüne. Zurnayı verdik eline. Öyle güzel üfledi ki doyamadım tadına. Öyle güzel üfledi ki doyamadım tadına. Çal be kamaracı çal. Çal çal çal. Çal be zurnacı çal. Çal çal çal. Çal be kamaracı çal. Çal çal çal. Çal be zurnacı çal. Çal çal çal. Romanların aşkına, Stalin'in aşkına, Nacilerin aşkına çal. Pembe nerede Beter? Tatile çıktı be abi, döner yakında, meraklanma. Tatil mi? Allah Allah. Dışarıya falan mı gitti yoksa tatile?
Tam tersine abi. İçeriye gitti içeriye. Anlatsın ya. İş turizm. Bodrum falan gibi yani. Onun gibi bir şey abi işte. Gençler. Bakıyorum ikinizde de keyifler gıcır. Allah bozmasın. Anam ilk mahkemede çıkacakmış Bebeter abi. Nasıl yerinde olması ki keyifle? Aynen vallahi. Çok sevinirim Pembe abla çıkacak diye. Siz var ya acayip safsınız ha. Şerefsizim. Sizi kadar safını görmedim ben. Dur bir daha bakayım size. %100 saf. Katıksız rafine konsantre. Ya nasıl yani safız be? Hakikaten ya. Niye saf oluyormuşuz biz bakayım? Bir şey soracağım. Şimdi siz ikiniz bir şekilde hep nikah masasına oturuyorsunuz değil mi? Yani şey işte sonucunu alamasak da bir şekilde nikah masasına oturuyoruz. Peki niye sonucunu alamıyorsunuz kardeşim? Ya niye olacak? Her seferinde anam gıcısı nikahımızı basar da ondan. Tabii ondan. Peki son bir şey daha soracağım. Şimdi siz evlenirseniz pembe nikahınızı basabilir mi? Ya çok safsın be abi ya. Basamaz çünkü hapiste. Çünkü... şimdi düştü jeton tabii ya. Evlenmemiz için bulunmaz fırsat canım. Hayatta anam içerideyken evlenmem be. Peki sorması ayıp ne zaman evleneceğiz bize? Çok güzel bir soru Ferhat'cığım. Tebrik ederim. Ya canım anlasana ya. Bundan hala fırsat olmaz ki ya. Anan hazır hapisteyken evlenelim ya. Ya ama o zaman da mahallede kudurduk acı. Anası hapisteyken hemen evlendi diye laf çıkar be. Ya ne hapisi Şahanem ya? İlk duruşması da çıkacak zaten Pembe abla ya. Ferhat haklı Sultan. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Öyle mi lan? Ya öyle hadi hadi hadi. Hadi tamam. O zaman anam çıkmadı hemen evlenelim ha. Allah! Allah! Şimdiden tebrik ederim. Allah! Nabız yatağı yatağı biter. Kurşun atağı da biter. Aman daldırma bacım aldırma. Aldırma pembe aldırma. Allah'ıma pembe aldırma. Ay ay benim ay. Ay anam anam. Allah şükür. Ablam. Kaymak gibi yaptım her yerleri temizledim. Temizlik bitti. Yatıyorum. İzninle iyi geceler canım. Alo. Ha canım ha. Ne yapıyorsun sen? Yani ben izin olursa açık sıparıp yatayım diyorum. Sıparabiliyor muyum? Nereye yatıyorsun? Daha ayaklar yıkanacak. Ayaklar. Tabii anam. Ayaklarını yıkarım. Sonra da zıparırım bir. Maşallah. Maşallah. Ne güzel ayaklarım var. Lokma gibi ha. Ne güzel yürürsün sen bunlarla böyle. İlk ayak bitti. Değil mi anamcığım? Ver acele abi. Etme yatmak için. Daha öbür ayaklar var. Ayaklar mı dedin? Nasıl yani abla? Anam. 40 ayak mısınız? Nesiniz? Ben nasıl yıkarım o kadar ayağı? Benim ayağımı kim yıkar? Çok konuşma, yıka dedim. Tamam ablacığım da yani biraz fazla olmadı mı yani? Zindan hayatına dönüyor hayatı. Abuk subuk konuşma be, zaten zindandasın. Sizi kullardan kopup gelen fantastik boy yarışı önde götürüyor. Fakat şu anda arkalarda bir hareketlilik oluyor. Dördüncü kulvardan Nergis Hanım hızlandı. Nergis Hanım Emin Ağa'yı geçiyor, hızlandı. Nergis Hanım fantastik boyu yakalıyor. Nergis, hadi canım. Hadi güzelim. Nergis Hanım bak. Karadı sayıklar bey. Kız anam bu herif beni aldatır. Hadi Nergis. Hadi be. Allah seni kahretmesin Emin. Boyu posu devrilmeye sizce. Nasıl aldatırsın sen beni be. Ama sen dur sen dur. O Nergis zillisiyle sizi bastırmazsa bana da melekşe demesinler. Görürsün sen. Yapacağım. Deli herif gözümün içine baka baka aldatırmış beni. Az da lakabım ha. Nasıl da fark edemedim bu. Ay kusura bakma be adam. Hayatta inanmam. Herkes yapar eniştem yapmaz. Kız seni deliler gibi sever mi o? Madem beni sever niye rüyasında Nergis Hanım'ın adını sayıklar o zaman? Aman rüya işte adı üstünde. Gerçekten sayıklayacak değil ya. Nergis Hanım gerçekten var mı sandın yani?
Ay çok komik bir yalan. Ne dersin şimdi? Dergi sarı bir yağmurlu havaları sever mi dersin? Nergis Hanım mı? İyi, madem Nergis Hanım yağmurlu havaları sever, inşallah yağmur yağar ve beter. O zaman kesin olur bizim bu iş. Bak duyar mısın? Karıyla buluşup yağmurda romantizm yapacak Allah'ım. Hakikaten de seni aldatırmış be hala. Kendi kulaklarımda duymasam inanmayacağım ama... Vay be, enişteme bak sen be. Ama sen dur. Elbet onları basacağım be. O zaman göstereceğim onlara romantizm nasıl olurmuş. Göstersin hala. Erkek sıçılmışını yiyeceğim. Erkek milleti. Bak kızım, ben büyüğün olarak sana izin veriyorum. Anan hapisteyken evlenebilirsin. Aslan dedeciğim benim. Ben seni yerim ya, yerim. Ben de Aliş'le evlenebilir miyim dede? Aa Zilli'ye bak sen, fırsattan istifade. Kız kırarım bacakları senin. Hele önce siz evlenin. Ondan sonra inşallah ben de kısmetinle evlenirim. Aa, kısmet anayla mı evleniyorsun baba? Ne alakası var oğlum? Kısmetimde ne varsa demek isterdim ya. Ha. Aa Şahin'im, düğün davetiyeleri siparişini verdim. Sahi mi? Nikah memuruyla da konuştum, yarın gelecek. Ay çok güzel. Dedem de evlenmemize müsaade etti. Ya büyük sık Kadir baba be. Evlenmemiz hiç mi mani kalmadı o zaman Sultan? Ay ne güzel be. Anam çıkmadan biz de evlenmiş olacağız. Harika ya. Hey millet. Pembenin bugün saat 2'de mahkemesi varmış. Mahkemesi mi varmış? Mahkemede hemen serbest bırakılacağına göre sizin evlilik işi yatar o zaman. İç boşuna umutlanmayın. Ya uf uf. Hayda. Ya biz yine mi evlenemeyeceğiz ya? Kim demiş evlenemezsiniz diye ya? Aklıma şahane bir fikir geldi. Nedir abi? Biz bugün mahkemede Pembe'nin lehine şahitlik etmezsek Pembe'yi bugün salmazlar ki. Aa, ne dersin sen be? Anamı yıllarca hapis mi yatın yani? Ne yılı be sultan? Ekstradan 2-3 gün hapis yatacak. Ondan sonraki duruşmada şahitlik yaparız. O zamana kadar da siz de evlenirsiniz zaten. Hadi be olur bu iş ya, hadi be. Hem Pembe de mapushane de akıllanır, fena mı? Tamam be, öyle olsun. Tabii ya. Hadi o zaman herkesi toplayıp Pembe'nin mahkemesine gidiyoruz. Hadi hadi hadi. Hadi bakalım, iyi mahkemeler. Tamam tamam millet abi. İyi temizle, kontrol edeceğim. Bir yerde kir göreyim, dilinle yalatacağım ona göre. Pembe Erdal, ziyaretçim var. Öyle mi canım, geliyorum. Gene yırttı. Hazır iyiyim, nerede anam ziyaretçim? Nerede olacak, görüş yerinde. Tut anam, sen şunu ben şimdi geliyorum. Ha, etebim, sen mi geldin anam? Kurban olayım ben sana. Sen harbi severmişsin beni. Canım. Ben geldim Pembeciğim. Bak avukat da tuttum sana. Kesin çıkaracağım seni. Merhaba efendim. Merhaba. Hiç merak etmeyin, sizi çıkaracağız buradan. Evet şimdi çıkıyoruz. Hadi gidelim o zaman. Acele etmeyin, acele etmeyin. O kadar da çabuk değil. Ama bugün duruşmadan sonra serbest kalacaksınız. Avukat der ki şahitler tanıklık yapsınlar. Ben de hemen serbesttir inşallah. Yani ben kesin çıkıyorum şimdi. Öyle mi? Yani şimdi biz duruşmaya gidiyoruz. Sonra ben bir daha geri dönmüyorum değil mi canım? Tabii. Aynen öyle hanımefendi. Sizi içeride tutmalarının hiçbir sebebi yok. Tabii. Çok güzel. Bir daha dönmek yok. Mahkemeye yetişmemiz lazım. Siz hazırlanın, hemen çıkalım. Hemen. Tamam canım. Şimdi ben hazırlanıyorum. Hemen geliyorum. Zaten sen kapamam gereken hesaplardır. Tamam. Siz tabii bekleyin. Hesabı kapatıp geliyorum. Yaşasın anam üzgünlük. Sağ ol canım. Canları. Size doyum olmuyor ama ben artık gidiyorum. Haydi bakalım. Haydi inan ama bir dakika, bir dakika. Sen yerleri iyi temizledin mi? Vallahi çok iyi temizledim ha. Bak kovayı görür müsün? Ne güzel çıktı kirler. Daha yakından göstereyim ben sana. Tut anam şunu. Al sana ha. Ve kız şunu al. Gel buraya. Kapa anam, kapa. Anam dediğin kadar ki çıkmış değil mi yerlerden? Öldüreceğim seni Pembe. Lime lime edeceğim. Sen misin benimle uğraşan Allah'ın hüdüğü? İşte böyle alırsın ananın düdüğünü.
Kabuklu yemiş canım, istiyor musun? Al. Vallahi kendimi değil mi canım? Hayvanat bahçesine gelmiş de ayının kafesinin önünde durmuş gibi hissediyorum. Ha. Ayıcık, alırım sana fıstık, al. Gebermeyesice karı. Bittin kızım sen. Bak. Geberteceğim seni. Perişan edeceğim. Ayıcık. Öldüreceğim. Biraz sıkar canım. Çünkü ben şimdi mahkemeye gidiyorum. Buradan da özgür kalıyorum. Siz burada ömrünüzün sonuna kadar çürüyüp kokmuş karılar. Hadi canım, bay bay, eyvallah. Hadi gel gel. Canlarım, hoş geldiniz. Mahkemeye şeref geldiniz. İnşallah yarım saat sonra üzgürüm. Şöyle bir güzel kapışırız inşallah. Özledim sesi vallahi. Bebe, çıkışta görüşürüz ha. Görüşürüz. Ne olur bir Melekşe? Ne olduğunu sen gayet iyi bilirsin, saman altından su yürüten Muharrem. Ayda, ne oldu yine ya? Ünledim. Duruşmayı açıyorum. Pembe Erdağ, Barış Güven isimli şahsı darp ettiğin ve komaya soktuğun iddia ediliyor. Ne diyorsun? Şimdi hakim abi, o herif benim çantamı darp yaptı. Ben darp yapmadım. Çantamı almaya çalıştım. O sırada ayağı kaydı, gitti, kendinin kelleyi çattı, demire çarptı. Şahitlerin var mı? Aa, olmaz mı? Boy boy vardır, seç beğen. Betel vardır, Ferhat vardır. İzniniz olursa ilk tanığımızı çağırmak istiyoruz. Çağırın. Ali Çevik. Ali. Ali! Ali Çevik, duruşmaya! Pardon. Ha. Abi, burada. Oradan değil, buradan. Ben her şeyi en ince ayrıntısına kadar gördüm hakim bey. Benden kaçar mı? İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz bana. O tarafta değilim ben evladım, bu taraftayım. Çok pardon hakim bey. Şişt. Oğlum sana ne oldu? Niye gözlük takıyorsun ona? Şimdi sen olayı gördüğünü söylüyorsun, öyle mi? Öyle hakim beyciğim. Benden kaçmaz. Her şeyi gördüm. Bak söylüyor. O adi kapkaççı zavallı pembenin çantasını gasp etti. Aferin. Ha şöyle canım, benim gerçekleri anlat. Açılıyor. Peki bu salonda bana pembeyi gösterebilir misin? Tabii gösteririm hakim beyciğim. İşte pembe bu. Şahidiniz bu mu avukat bey? Bu adam daha gözünün önünü göremiyor. Beyefendi yerinize geçin lütfen. Ama olur mu hakim bey? Gerçeği görmüyorsunuz hakim bey. Bu herif bana komple kurdu hakim abi. Öteki şahidi dinleyelim bir de. Yetti Pembe abla. Geldim, kurtaracağım seni. Evladım sen gördün mü olayı? Gördüm tabii hakim amca. Pembe ablanın hiçbir kabahati yok ya. Ha şöyle canım, konuş. Kızım sen de güzel yaz büyük harflerle. Pembe ablamın kabahati yoktur dedi, yaz nokta. Hanımefendi lütfen müdahale etmeyin. Abicim yani ben burada size yardımcı olmak için şehittirdim yani. Yanlış anlaşılmasın. Yaz ablacığım, kabayatı yoktur nokta. Hakim amca dediğin gibi Pembe abla adamın kafasına demirle vurmuş olamaz. Ay tabii olamam. Olamam tabii. Bak gördün işte. Olamaz. Çünkü Pembe abla o sırada adamın üstüne çıkmış, boğazını sıkmış, böyle boğuyor. Ne? Boğuyor muydu? Pembe abla... Hani adamın kafasına taşı vurmadan önce boğdun ya, ondan bahsediyorum. Taşla vurmadan önce mi? Yani adamın kafasına taşla mı vurdu? Ağzımda kaçtı vallahi Pembe abla. Yalan söylüyor hakim abi. İnanmayın bana komplo kurdular bunlar. Hepsi beraber oldular. Pembe abla ben senin tarafındayım ya. Hakim bey taşa vururken Pembe ablanın kesinlikle kötü bir maksadı yoktu. Yani şakayla karışık adamın pekmezini akıtıyordu ama şakacıkta. İtiraz ettim burada. Bu benim tanığım olamaz. Derhal yerine çekilsin, öbürü gitsin. Pardon Pembe abla ya, vallahi ağzımdan kaçtı. Geç yerine. Başka şahidiniz var mı? Yok hakim bey. Karar. Karar. Yeni deliller toplanıncaya kadar mahkemenin ertelenmesine ve Pembe Erdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmiş. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay.
Kurban olayım. Kurban olayım, beni oraya sokmayın anam. İdam edin beni oraya sokmayın. Yapmayın ablalarım. Bunlar öldürür beni. Hadi bakalım. Hadi. 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 Geç bakalım hadi. İçeri. Ablalarım kurban hadi bakalım yürü. Çok özlemiştik seni Pembe. Valla ben de çok özledim. Biraz hasret giderelim. Giderelim ablam. Eşhedü la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü amin. Ne duruyorsunuz kızlar? Hadi. Betel. Eğer dergi sanıp şu yarışta birinci gelirse... ...gelecek parayla Melekşem'e şu altın kolyeyi alacağım. Nasıl? Çok güzel kolye be. Muharrem, kıllı bir ayı gibi gözüküyorsun ama... ...içinde çok romantik bir adam varmış senin be. Hakaret bedersin, iltifat bedersin... ...anlayamadığım için bir şey demeyeceğim. Muharrem abi, sizin evlilik yıl dönümünüz bugün müydü abi? He, bugün. Dua et de Nergis Hanım birinci gelsin abi. Yoksa maazallah Menekşe yengem evden kovar... ...sen de ormanına geri dönmek zorunda kalırsın. Hadi gidin. İyi günler. İyi günler. Yardımcı olayım hanımefendi. Ben Muhtar Bey'e bakmıştım. Buyurun benim. Mahallede kiralık ev arıyorum da. Ayıptır söylemesi emlakçıya verecek param yok. Size danışayım dedim. Ucuz kiralık ev var mı burada? Var bir ip çocuklar. Aa, Hatice ablanın evine bakın. Hala boş orası. Ha, boş mu hala orası? Hanımefendi ben sizi Hatice Hanım'ın evine getireyim. Mahallemizi çok beğeneceksiniz. Evet, çok şirin mahalle. Buyurun. Yıka, kontrol edeceğim. Yıkarım Melat abla, sen hiç merak etme hanım. Bak bak bak. Bak çitiliyorum hanım, görüyor musun? İşte bak, gördün mü ablacığım? Atletin oldu tertemiz. Şimdi pembe ile pembeler daha bepe, beyazlar daha beyaz oldu. Bir dakika. Canım. Bu atlet biraz çekmiş mi? Bakayım. Yok ablacığım, yani atlet aynı da... Atlet aynı. Sen biraz kilo aldın. Olsun, ben sana güzel diyet vereceğim. Sen yarın sabah başlar halledersin. Doğru söyle. Sen bunu sıcak suyla mı yıkadın? Anam ne yapayım ben be? Soğukta ellerim durdu. Sen deli Melat'ın eşyasına nasıl zarar verirsin? Çıkın karılar. Çıkmayın anam, çıkmayın. Öldüreceğim bunu. Nasıl istersin? Ölümün ne çeşit olsun Pembe? Melat abla şaka yaparsın. Şaka değil mi canım? Ay, ay yok, şaka değildir. Seni zahmet etme. Ben kendimi camdan aşağı atar öldürürüm. Sen de yorulmamış olursun. Allah geliyor valla. Son duanı et Pembe. Tamam ablacığım, ederim, tamam tamam. Öldün kızım sen. Düştü. Demişler. Düşenin dostu olmaz demişler. Seni öldürmeyiz değil mi? Ah. Sen beni öldürürsün, al sana. Al ona sana. Git ver bir al. Geber. Ama nasıl olur? Yani sen deli Melat'a mı döndün? Deli Melat haşat olmuş. Helal olsun sana bir Pembe abla. Artık koğuşumuzun hanım ağası sensin. Panter gibi kadınsın valla. Öyleyimdir. Panterimdir ben. Bu yüzden bana mahallede pembe panter derler canım. Pembe panter mi? Beğenemedin mi canım? Şimdi gelin buraya, bunu revire kaldırın. Hadi neş, yürü, koşun. Çabuk. Sonra da gelin ayaklarımı yıkayın ha. Ala nereye gidersin? Kahveye gidip Muharrem'i kontrol edeceğim. Bakalım o Nergis Hanım dediği zilliyle buluşup buluşmayacak mı? Dur ola, ben de geleyim. Gel. Hele o karıyla bir buluşsun. Ağzını burnunu yırtacağım valla. Yırtırız valla. Mahallemizi çok seveceksiniz hanımefendi. İnsanları güleçtir, sevecendir, neşelidir. Bakalım inşallah şu ev uygun olur da yerleşirim buraya. İnşallah. Hatice abla evi de şu tarafta zaten. Kurtum, başıma geldi Muharrem. Muharrem. Ay dur. Melekşem ne dersin de aldatması denildin mi sen ya? Ne diyorsun be?
Ya vurma. Ala. Kaçıya bak. Bir dakikada çözdüm mahalleyi, iyi mi? Şşt, git be. Ya siz niye dövüyorsunuz bunları ya? Dur be. Sisleşmeyin lan. Bu kılı toparlak beni nasıl aldatır be? Voleybola aşıktır be. Nasıl yaparsın bunu ya? Aldatmasın. Ne aldatması ya? Tövbeler olsun başkasına ya gözle baktıysan ya. Hiç hikâret be. Bas bir dakika, bir dakika. Sakin ol ya. Allah Allah ya. Demek rüyalarında gördüğü karı buydu ha? Bir tarafıma kaç göz çizsem daha yüz olurdu be. Nergis Hanım mı? Nergis Hanım mı? Ne? Ya şimdi anlaşıldı. Ya siz yanlış anlamışsınız. Nergis kadın değil ki. Erkek mi yoksa? Eyvah! Ya hayır ya. Nergis Hanım bir at at böyle. Yarış atı yenge. Ya kupon yapmıştık biz. Eğer Nergis Hanım koşuyu kazanırsa iyi para kazanacaktık. Muharrem de o parayla... O parayla evlilik yıldönümümüz için sana altın kolye alacaktı Menekşe. Ay ben sana kıyamam be. Ay romantik şoförüm. Ay çok romantiksin be işte. Öp abi. Beni değil abi. Sultan. Sultan. Davetiyeleri bastırdım bak. Bak nasıl olmuş. Evet, evet. Ay çok güzel be. Ay keşke anam da görseydi düğünümüzü. He, görüp de gene evlenmenize mani olsaydı öyle mi? Sen de haklısın Menekşe hala ama... ...anamın hapisten çıkmasına mani olduk diye kendimi çok abayatlı hissederim. İçim hiç rahat değil ha. Sen hiç merak etme Şahanem. Ele bir evlenelim. Hemen gidip doğru ifade verip pembe aldığı çıkaracağız. Bugün görüşüne mi gitsek acaba şöyle hep beraber? Moral olur anama. Gidelim vallahi hadi. Toplayalım bütün mahalleye gidelim. He gidelim. Hadi. Gidelim. Hadi gidelim. Durun. Koyayım. Bir daha şunlara bakalım. Hazır ol. Pirsileri başlık. Tüfek omzuna. Pembe Erdağ ziyaretçim var. Ziyaretçi mi dedin? Kim geldi acaba hanım? Şşt sırayı bozmayın yakarım ha. Evet. Ay siz bir geldiniz canım. Ya kız ana nasılsın? İyi misin abla, bir ihtiyacın var mı? Çok iyiyim, hapishane ağası oldum. Ama bir şeyim vardır evet. Namuslu iki şahide ihtiyacım vardır. Ama tabii o da bugünlerde bulunmuyor. Nereden bulacaksın? Pembeciğim o olay sandığın gibi değil. Ama sana söz veriyoruz merak etme. Seni buradan aslanlar gibi çıkaracağız. Ama şimdi kırma kalbimizi istersen. Bak çocuklar sana davetiye vermeye gelmişler. Öyle mi canım, ne davetiyesidir? Şey düğün davetiyesi Pembe abla, bak yarın sabah sultanla evlenelim de. Siz ne dersiniz? Siz nereden çıktınız evlilik mevlilik? Vallahi sen hazır içerideyken evlenelim dediler çocuklar. Öyle mi? Kaçaklar. Gel bakayım buraya sen. Heh, uzat burnunu. Buradan bir çıkayım hepinizi öldüreceğim. Soyunuzu sopunuzu kurtaracağım. Dur kızma hemen ya, ne yapalım mecburduk. Bu kadar görüşme yeter. Bunun hesabını bana vereceksiniz. Hepinizi öldüreceğim. O düğün törenini cenaze törenine çevirmezsen bana da pembe demesinler. Al bunu. Ya ne yapıyorsun abi? Hadi al davetiyeni, al da ye. Mutlaka benim dışarı çıkmam lazımdır. Yarın sabahla... ...o düğünü basmam lazımdır. Olmaz, yani evlenemezler bunlar. Lan ben nasıl dışarı çıkacağım? Abla istersen içimizde tünelciler var. Kaçman için sana tünel kazsınlar. Tünelci mi dedin? Nasıl yani oluyor? Her türlü tüneli kazıyoruz abla. Tek gidiş, gidiş dönüş, çift şerit, otoban. Dalga mı geçirsiniz siz benimle? Neyle kazıyorsunuz tüneli? Tırnaklarla mı? Bunlarla abla. Bak. Anam iyi de siz deli divane misiniz? Madem tüneli kazıyorsunuz niye kendiniz kazıp kaçmıyorsunuz? Dışarı çıkıp ne yapacağız abla?
Burada hiç olmazsa tünel kazarak 3-5 kuruş para kazanıyoruz. Yolumuzu buluyoruz. Kazalım mı abla sana? Anam ne diyeyim ben? Kazın. Kazın ayağının hiç de öyle göründüğü gibi olmadığını onlara göstermem lazımdır. Kazın. Ver ulan şu fötürünü bana. Ver, ver canım. Şimdi başlayın kazmaya. Haydi bakayım. Hadi. İyi kazın ha. Hadi. Durmayın öyle. Ooo enişte. Ayağın ışık gibi olmuşsun ha. Berekşe bir dakika gelsene hayatım. Aa, hayırdır? Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun hayatım. Nice yıllara. Ay muharrem. Hediye mi aldın bana be? Ne aldın? Aç da kendi gör. Aç kız. Aç al aç 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 hadi merak etme aç aç. Tamam. Ay. Ay bu çok güzel. Ay. Harika be. Ay. Ay nereden buldun bunu bir Muharrem? Ah, yoksa Nergis Hanım yarış mı kazandı? Kazandı ya. Çıkan parayla bu hediyeyi aldım sana. Vay be. Ayıptır söylemesi Boğaz'da bir lokasada da yer ayırttım ikimize. Dışarıda mı yiyeceğiz? Ay. Sen üstünü değiştirir değiştirmez. Ay ben hemen üstümü değiştiriyorum. Ben de sana yardım edeyim ayakta. Geldim Melekşen. Ay çok romantik be. Şş, Selim seni kendine koca mı dersin be? Öküz arabası. Şu eniştemin var ya yarısı kadar romantik olsan yeter. Aşk olsun Fatoş. Ben sana az mı şarkı besteledim? Ay ben şarkıyı ne yapayım be? Boynuma takıp dolaşamam ya. Altın kolye isterim be. Ya Ferhat inşallah biz de böyle yıl dönümlerimizi kutlarız be. İnşallah Şahane. Önce bir evlenelim sonra yıl dönümü kutlaması kolay. Dışarıdayım bir yaşasın özgürlük anam. Uy anam uy. Verilmiş sadakan varmış. Biraz da ölüyordum ha. Şimdi doğru mahalleye. O kadın burada mı? Ya korkma abi korkma burada değil ya. Rahat ol rahat abi. Başlangıçta burada olmuyor ama sonra bir basıyor nikah. Basamaz abi merak etme sen ya. Sen gönlünü ferah tut. Rahat rahat gel yıla yayla kıy nikahımıza. Ya ben nikahınızı kıyamadan o kadın bana kıyarsa? Aman. Gelemez abi gelemez hapiste hapiste. Ciddi misin? Tabii tabii gel sen kıy nikahını yeminle bak. Gel gel gel. Toprak korte pürfüğü. Şahitler de hazır değil mi? Biz 5 yıldır hep hazırız be Beybur Bey. Öyleyse ya. Hemen nikaha başlayalım. Bu gençler evlenmek maksadıyla belediyemize başvurdular. Evlenmelerinde bir sakınca görülmedi. Pembe kızı Sultan. Sen Yunus oğlu Ferhat'ı kocalığa kabul ediyor musun? Evet. Bravo. Yunus oğlu Ferhat. Sen pembe kızı Sultan'ı karılığa kabul ediyor musun? Evet. Yine o kadın. Hani hapisteydi. Kaçmış. Hapisten kaçmış. Çatlak kaç. Hapisten kaçmış be. Aslan pembe ablam be. Sus be. Delirdim. Niye kaçtın hapisten ya? Demek ki ben hapisteyken fırsattan istifade evlenecektiniz ha. Ben. Ulan ölürüm de.